Evet, karbondan, havadan, sudan bahsettikten sonra bugünün gerçeklerine dönelim. Merkez Bankası'na Allah çetim genel müdür yardımcısı olacak karşımıza Tonguç Erbaş. Tonguç Bey, günaydın. Önceliklerimize hoş geldiniz. Günaydın Murat, hoş bulduk. İyi yayınlar. Her ne kadar bugünün gerçeklerine dönelim desek de Merkez Bankası gerçeklerle yüzleşecek bir politika seti sizce bugün uygulayacak mı? Yani gerçeklerden kastımız hani tüm dünyada merkez bankalarının para politikaları tarafında o sıkılaşmacı, işte faiz arttıran, biraz da enflasyonu yakalamaya çalışan bir tavırsa bu olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin gerçekleri daha farklı gibi duruyor Merkez Bankası açısından en azından. O da aslına bakarsan geçen Aralık ayında başlayan ve hala da devam ettiğini düşündüğümüz, yani neredeyse 5 ayı tamamlıyoruz. İşte büyüme üzerine yoğunlaşan bir ekonomik program ve özellikle de en azından politika faizinin mümkün olduğu kadar düşük tutulmasını öngören bir sistemle devam ediyoruz. Burada herhalde Çin'le Türkiye neredeyse tüm dünyadan ayrışan bir para politikası veya ekonomik program üzerinde devam ediyor gibi gözüküyor. O açıdan bugün yanılmıyorsam neredeyse tüm anketler içinde bizim de cevapladığımız anketlere herhangi bir politika faiz değişikliği öngörmediğimizi ifade ettik. Neredeyse tüm katılımcılar da anladığım kadarıyla bir faiz değişikliğinin bugün olmayacağını düşünüyor. Tahmin ediyorum yine bütün hani piyasadaki yorumcular ya da beklenti daha önceki toplantılar gibi metin içinde bir şeyler aramaya çalışacak, ama metin içinde de büyük ihtimal son gelişmeler özetlenirken biraz daha para politikasının dışındaki enstrümanlar, işte o ihtiyadi tedbirler, makro ekonomik ihtiyadi tedbirlerle enflasyonla mücadele konusunda Merkez Bankası'nın adım atmaya devam edeceği gibi bir metinle karşı karşı olmayı bekliyoruz. Hani şunu da tabii sorabiliriz hepimiz. Yani geçen aydan bu aya bazı değişimler oldu. İşte kur hareketi var, enflasyondaki yükseliş küresel anlamda devam ediyor. Türkiye'nin belki hep konuştuğumuz işte ihracat, büyüme, ki onu da ay sonunda görmüş olacağız. Ve belki istihdam kanadı bir nebze güçlü seyrediyor. Yani burada biraz Amerika ve Avrupa söylemlerine yakın. Ama enflasyon tarafı da sıkıntılı bir süreç olmaya devam ediyor. Kur korumalı mevduat sisteminin yanına yeni bir sistem, yeni bir ürün getirmemiz gerekiyor mu? Çünkü tekrar Dolar-TL tarafına veya Euro-TL tarafına baktığımızda TL bacaklı enstrümanlarda da TL'nin giderek zayıfladığı bir döneme doğru gidiyoruz. Dolayısıyla hani gerçekler bizim tarafımızda son 5-6 ayda olduğu gibi mevcut bu toplantıda da bizim bakış açımızla devam edecek. Ama yurt dışındaki gerçekler veya onların enflasyonla mücadele yöntemleri daha farklı olmaya devam edecek bir gün ve bir karar aşamasında olacağız diye düşünüyorum açıkçası. Evet, bugüne kadar tabii özellikle yeni ekonomik model çerçevesinde politika faizinin düşük seviyede tutulması hatta indirilmesine Sayın Cumhurbaşkanı öngörmüştü ve 19'dan 14'e kadar geldi değil mi? Yaklaşık 500 bas puanlık bir faiz indirimi yaptı Tonguç Bey. İşte Sayın Kavcıoğlu da zaten göreve gelmesinin amacı buydu. Kendisi faiz indirimleriyle enflasyonun yenilebileceğini, kazanılabileceğini, zafer kazanabileceğini gazete yazılarında, ki benim de üniversitede de ders aldığım bir hocamdı, iddia ediyordu. Ve ancak bu iddiasının şu ana kadar gerçek olmadığını, aslında bunu anlatmaya çalıştım. Yani bu tarafta Türkiye faizi indirerek piyasa faizlerini arttırdı. Böyle bir gerçek de uyandı. Cari fazla vermek isterken cari açığımız da derinleşti. İhracat ve ithalatın o dengesinde de sanki çok böyle olumlu bir noktada değiliz. Dolar tarafındaki bu yükseliş esasen sizce bir miktar daha Merkez Bankası'nın artık bundan sonraki süreçte piyasa ortodoks politikaları döndürme noktasında sıkıştırıyor mu? Çünkü piyasa buradan Merkez Bankası'na bir mesaj da veriyor. Yoksa tamamen sizce bu tahvil bono ihalesinin beklentisine girmesinden mi kaynaklandı Tonguç Bey? Eğer bu tahvil bono bir söylenti ise bu söylentilere karşı en azından piyasa bir reaksiyon da veriyor. Hazine Bakanı sizce açıklama yapması gerekmez mi? Dolar bu seviyedeyken sizce neden Hazine Bakanı açıklama yapmıyor?
Evet, çok seri sorularla Murat geldin. Aslında bütüncül Neden? olduğunu Yani düşündüm. Hepsini bir arada çıkardım izninizle, kusura iyi bakmayın. yaptın. Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki biz aktif bir Merkez Bankası söylemi, mesela Hazine ve Maliye Bakanımızın işte yaptığı toplantılar var. Burada hem içeride hem dışarıda bazı şeyleri anlatmaya çalışıyor. Zaman zaman sektörlerle bir araya geliyor. Ama Merkez Bankası tarafında büyük ihtimal bugün de hepimizin izleyeceği toplantı içerisinde yani görüş şu, anladığımız kadarıyla belli bir politika faiz seviyesine kadar biz faizleri indirdik. Hani bundan sonra bunun dışında Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı ve özellikle baktığımızda finansal istikrar noktasında diğer bütün enstrümanlar üzerinden yola devam edeceğiz. O açıdan aslında söylediklerin yani sordukların da daha doğrusu cevaplamaya çalışırken evet gelmesi gerekiyor Merkez Bankası'nın, yani bir hareket oluyor. Bu enflasyonu da tetiklemeye yönelik yaptığımız son kararlar üzerine hani değişimler istediğimiz gibi mi değil mi, hani bunun açıklamalarını o sözlü yönlendirme dediğimiz ki bu sıralar çok merkez bankalarının tarihsel politikaları, söylemleri, süreçleri de çok konuşuluyor. Dolayısıyla böyle bir şey beklenebilir. Bu sanki rolü biraz da Hazine ve Maliye Bakanı'nın kendi yaptığı görüşmeler içerisindeki ve buradan çıkan sonuçlar ön plana çıkarıyor gibi, ama bunların da anladığımız kadarıyla çok böyle bu şeyi, bu rüzgarı, enflasyon rüzgarını veya kurdaki yukarı hareketi çok dizginlemediğini görüyoruz. Şimdi bir kere bu işte süper bono denilen enflasyona endeksli bono ya da tahvil tarafı, hani bunlar bir alternatif olarak konuşuldu. Bunu da biz anlıyoruz, yani son 2-3 ay içerisinde değerlendirmede devam ediyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir hani varsayım üzerine konuşmak yerine bunların planlandığını aslında piyasa biraz biliyor. Ama bu işlerin hep konuştuğumuz gibi uzaması ya da gerçekçiliği, piyasa içinde kabul görme durumunun aslında bu söylemler veya söylentiler ortaya çıkmadan önce netleştirilip ondan sonra karar verilecekse aynı kur korumalı mevduat sisteminde olduğu gibi bir gün açıklanması gerekiyordu. Şimdi bütün bu gelişmeler içerisinde şunu da net bir şekilde söylememiz gerekiyor. İşte 5-6 aylık bir süre düşünün. Burada bir sisteme doğru bir geçiş planlaması yapıldı. Ve buradan sonra evet yurt dışında da enflasyon tarihi zirvelere gidiyor, ama bizim enflasyonumuzu dizginleyebilecek, yani şöyle bir planımız varsa fiyatlar yükselebildiği kadar yükselsin. Bu yükseldiği fiyatlarda talep azalacaktır. Hani bizim para politikamız bu aşamada sabit kaldıktan sonra insanlar bu talep azalmasından dolayı fiyatları da aşağı doğru çekecektir. Ve bu bizim enflasyonla mücadele politikamız olacaktır. Bu çok işe yarayabilecek bir yöntem gibi değil. Eğer böyle bir şey düşünülüyorsa, böyle bir şey düşünülmeden işte o ihtiyadi tedbirler içerisindeki uygulamalarla da bunu yapıyorsanız mutlaka bir altyapısı olması lazım. Yani büyüme modeline geçtiğimizdeki altyapı çalışmalarından enflasyonla mücadelede atacağınız adımların da öncesinde bir altyapı çalışması olduğunu düşünüyorum. Son olarak kurdaki bu hareketin nedeni ne diye sorarsan, yani genelde ben hep şunu analizlerimde ya da böyle kur hareketi, şimdi biraz önce baktım yanlış söylemeyeyim ama ya 14 gündür ya 15 gündür yükseliyor işte 14-60 seviyelerinden, sadece bir gün bu son 15 gün içerisinde negatif bir kapanış yapmış. Türkiye'de bu gibi kur hareketi olduğu zaman bir açıklama, bir görev değişimi, bir yani ani piyasanın beklemediği haber veya değişim olmadığı sürece biz kademeli olarak kuru aşağı indirmek için çok bir tarihsel süreç yaşamamışız. O açıdan bir süre işte 14, 13.50, 14, sonra 14.50, 15 arasında kur yataylaşması, gerek belki kur korumalı mevduat sistemiyle gerek bazı döviz pozisyonları değişimiyle diyelim, hani döviz satışı demeyelim, bu gibi hamlelerle oralarda kaldık. Ama o süreç zarfında
yeniden ne yapacağımızı karar vermemiz gerekiyordu. Yeni enstrümanlar ortaya veya söylemler ortaya çıkarmamız gerekiyordu. Bu olmayınca da piyasa Merkez Bankası'nın aynı bugünkü toplantıya gelirken olduğu gibi mümkün olduğu kadar yukarı doğru zorlamaya devam ediyor. Şunu evet. da en son olarak ekleyeyim. Türkiye'de bir döviz sıkıntısı yoktur. Yani bugün çarşıya, pazara, işte gerekli yerlere gittiğinizde ben döviz almak istiyorum. İşte 16.40'tan alacağım dediğinizde Türkiye'de istediğiniz kadar dövizi alabilirsiniz. Ama tabii fiyat konusu ve bunun politikaya doğru dönüşme konusu o ayrı bir sayfa olarak bakmamız gerekiyor. Evet, yani hem şirketlerimizin hem de vatandaş nezdinde dirayetimizi gördükten sonra, yani bundan önce gerçekten de bolluk bereket içinde yaşıyormuşuz. İnsan düşünmüyor değil. Çünkü hem enflasyon çok yüksek ama bir şekilde hayat devam ediyor. Türkiye enteresan bir ülke. Yani birikimi hem işte genç neslimiz var. Biraz yaşlanmaya başladık gerçi ama işte bakıldığı zaman bir taraftan birikmiş bir insan gücü var. İşte potansiyeli var, dinamizmi var, tüketim alışkanlığı var. Bir taraftan da üreten bir ülke. Dolayısıyla burada dinamikler çok farklı değil mi? Yani ekonomik göstergelerde kriz diyebileceğimiz noktalar bu tarafta yaşandığı zaman aslında krizi çok farklı bir şekilde deneyimleyen ve tepki veren bir ülkeyiz. Dolayısıyla da dediğiniz şey de önemliydi. Evet, bugün piyasalarda döviz noktasında bu kadar yüksek bir noktayı konuşuyoruz. Ancak likide noktasında şükürler olsun ki ezden bir sıkıntı haberi yok. Süper bonoya da tahvil açıklaması bugün metinlerde gelir mi Tonguç Bey? Merkez Bankası görev alanına girmiyor gerçi ama bir taraftan da enflasyon tabii ki görev alanında. Ancak buna dair bir ürün hazine kontrolünde. Dolayısıyla hazine öncesinde tutanaklarda sizce böyle bir ifade görmemiz sürpriz olur mu? Bir de tutanaklardan sonra sizce karardan sonra dolar tarafında nasıl bir eğilim öngörüyorsunuz? Ben böyle bir tabii ibarenin olmayacağını düşünüyorum hani açıklamalar içerisinde. Ama biraz önce söylediğim gibi bir önceki toplantıda olan o makro ihtiyadi tedbirleri işte kullanarak enflasyonla mücadeleye devam etme noktasındaki görüş içerisinde bu ürün de yani net olarak konuşulmasa da düşünülüyor gibi anlayabiliriz belki eğer hala devam ediyorsa o görüş. Dolayısıyla net bir hani işte tahvil boru ihracından bahsetmek yerine böyle biraz daha üstü kapalı ve daha geniş çerçevede bir açıklama olacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer bugün böyle 16.45'lere doğru Merkez Bankası'nın kararı öncesinde bir kur hareketi olursa, hani Merkez Bankası kararı sonrasında da biraz daha şu an bulunduğumuz seviyelerin hafif üstüne doğru, yani 16 işte 38'lere doğru, 38-40 arasına doğru bir kur hareketi olur. Yani piyasa merkez kararına kadar mümkün olduğu kadar kuru yukarı çekmeye çalışabilir. Sonrasında da zaten beklenen olduktan sonra düşünülen fiyatın da bir nebze düzeltmesini görürüz ki neredeyse önümüzdeki günlerde de hani bu fiyatlamanın yukarı doğru devam eden bir edebileceğini bekleyen bir piyasa varken son 15 günde de biraz önce söylediklerimi yaşadığımız neredeyse 13-14 gün oldu. Yani önce hızlı bir yükseliş gün açılışında ve sonra gün içerisinde bir küçük geri çekilme. Yalnız Murat, izninle şunu hemen ekleyeyim. Biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Yani işte enflasyonla mücadele ediyoruz. Daha önceki mesela dönemlerimizi arayabiliyoruz hani bu süreç içerisinde. Dün ya da evvelsi gün bir firmamız, yani halka açık bir firmamızın belli bir sektör üzerinde, çok isim vermek istemiyorum, çalışmalarını izledim. Ne olursa olsun, yani enflasyon ortamı da enflasyonsuz normal bir ekonomik dönem içinde olduğumuzda da burada kendi stratejinizi, kendi projenizi, ülkenin ihtiyaçlarını ve dünyanın ihtiyaçlarını doğru tahmin edip buraya yönelik Ar-Ge çalışmaları yaparsanız, ister şirket olarak ister ülke olarak, o zaman doğru bir tarafa doğru belli bir süre sonra gidebilirsiniz. Bizim sıkıntımız şu an için bu planlamanın ne kadar doğru yapılıp yapılmadığını piyasanın, yalnız piyasanın değil, hani vatandaşların da tam olarak anlayamadığını veya buradaki beklentiyi, sonuçlarını görme noktasında sıkıntı yaşadığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla iyi işler de yapılabiliyor ama bunlar genel çerçeve içerisinde hala çok düşük oranda kalmaya devam ediyor. Ama beni üzen taraf şu,
Türkiye'nin bütün bu potansiyeli içerisinde bütün bu iş yükünü kaldırabilecek işte insan zekası, yatırım iştahı içerisinde bizim hala birçok konuda geride kalmamız dünyaya göre çok rahat başarabileceğimiz birçok noktayı belki kendi kendimize de biraz daha zor hale getiriyoruz. Açık konuşmak gerekirse Merkez Bankası politikası da tam olarak biraz buna benziyor gibi gözüküyor şimdilik. Evet. Yani son 5-6 ayda gördüğümüz süreç içerisinde. Evet, dördüncü işlem gününde piyasa yönü diyoruz efendim. Bakıldığı zaman bugün yön olarak en azından biraz daha yeşil bir tablo var. ABD Merkez Bankası 3-4 Mayıs'taki toplantının tutanaklarını yayımladı. O tarafta sürpriz yok. 50 baz puan faiz artış noktasında üyeler hemfikir ve büyüme noktasında da bu 50 baz puanın bir sorun yaratmayacağını söyledi. Bu da piyasalar tarafında olumlu olarak fiyatlanıyor. Ancak dünyanın meselesi, dünyanın derdi çok diyelim. Bir taraftan da Çin, Tayvan konusunda Amerika'ya bir misilleme yaptı ve o tarafta tatbikatlarına devam ediyor. Enflasyon da yine önemli bir sorun. Bugün de bizim tarafta Merkez Bankası beklentisi var ve konuğumuzla birlikte de bunu konuşacağız. Ama öncesinde Tonguç Bey, FED'e hazır KJ'mizde sevgili Dilan Erdemir editörümüz sağ olsun paylaşmışken hemen FED'i soralım. Orada bir sürpriz yok herhalde. Ben size genelde TÜKLES'in konuşmak istiyordum ama sürpriz yok. 50 baz puan devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle Temmuz'dan sonra faiz artışlara da ara veririz şeklinde bazı söylemler de yavaş yavaş geldi. Buna bahis veriyor musunuz? Yani dün akşam tutanaklar neredeyse toplantının hani gerçekten bir özeti gibi karşımıza çıktı. Orada üyelerin de aslında Amerikan ekonomisinin yani Powell'ın zaman zaman bahsettiği toplantı sonraki soru cevap kısmındaki o işte ekonomik aktivitenin güçlü seyretmesi, istihdamın güçlü seyretmesi, kazançlar kısmının yine güçlü devam etmesi gibi konusu. Yani bizim ekonomiyle ilgili bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla faizleri de arttırabiliriz ama gördüğümüz kadarıyla tutanaklarda da böyle çok agresif bir şekilde 75 baz puanlık birkaç toplantılı faiz artışı olmayacak. Piyasa artık bu 50 baz puanlık faiz artışlarına da belki önümüzdeki toplantı ve sonrasında da alışacak veya alışmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla oradan bir sonuç çıkmadı. Hani en azından fiyat hareketleri üzerinde çok böyle kayda değer bir değişim olmadı diyebiliriz. Ama ben bu Temmuz sonrası hani faiz artışlarının ara verilmesi ya da azaltılması meselesi şöyle bir gelişme olursa yani faizler bence sene sonuna kadar her toplantıda artmaya devam edecektir. Tabii ki oranları değişebilir. Şimdi bu hatırlarsanız işte enflasyonun kalıcı olmayacağı konusundaki FED söyleminden veya Powell söyleminden kalıcı enflasyona döndük. Şimdi salı günü PMI verilerimiz tüm dünyada Mayıs ayı için gördük. Burada bir hafif yavaşlama sinyali var. Hala bugünkü mesela Almanya büyümesi vesaire böyle çok bu işi detaylı göstermese de ama bunlar geriye dönük verilerdi. Dolayısıyla Mayıs ayından itibaren böyle ekonomik aktivitedeki o yavaşlamayı ister enflasyonla ilgili, ister faiz artışlarıyla, ister jeopolitik riskle değerlendirin, görmeye devam edersek o zaman bu daha agresif olabileceğini düşündüğümüz Fed'in ve kendine güvenen, ekonomisinin güçlü olduğunu düşünen Amerika'nın da yavaş yavaş bu faiz artışlarının bu resesyon riskini tetikleme ihtimalini düşünerek belki biraz süreci yavaşlatacağını, yani beklenen yükselişin yavaş yavaş olacağını, çünkü araya bir de bilanço küçültme giriyor olacak. Yani özellikle 3 ay sonra onu konuşmuyoruz bile değil mi Tonguç Bey? Yani bir de o girerse ne olacaktı o zaman? İşte o açıdan biraz ben de hani böyle piyasa gümbür gümbür FED faiz arttırmaya devam edecek. Evet, belki 1-2 ayda bu söylem devam eder ama özellikle yaz ayları, yani sizin bahsettiğiniz bu Temmuz sonrası, ya biraz bu bizi yavaşlatıyor. Parayı da piyasadan çekiyoruz. Piyasalar, işte borsalar aşağı geldi, ne bileyim bir çalkantı olma ihtimali yükseliyor. O zaman yavaşlama göreceğimizi ben düşünüyorum. Yani bu ihtimalin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama faiz artışlarına ara vermesi için daha da kötü bir senaryo gerekiyor. Yani gerçekten ikinci çeyrek daralması ve bir resesyon görmemiz gerekiyor. Bu da aşağı yukarı işte bizi Ağustos'da falan netleşebilir. Onun için onu görene kadar da herhalde FED mümkün olduğu kadar faizi yukarı doğru zorlamak isteyecektir. Ama o gerçekleşecek diye düşünüyorum. Yani Amerikan ekonomisi de yavaşlamayı hissetmeye başlayacağımız aylar geliyor diye düşünüyorum.
Şu andaki o data setleri en azından bir resesyon olmadığını gösteriyordu. Ancak son dönemde dediğiniz Evet. gibi verilerde bir miktar karışık sinyaller var. Tabii merkez bankalarında çok daha büyük bir data seti var bizden daha fazla. Örneğin gelecekteki dayanıklı mal siparişlerinden tutalım da işte bakıldığı zaman perakende şirketlerinin bilançosuna kadar birçok noktayı görebiliyor. Dün de Nordstrom'un bilançosu açıklanmış oldu Tonguç Bey. O tarafta %14 hisse değer kazandı çünkü satış beklentinin üzerindeydi. Moda perakendecisi bu şirket. Dolayısıyla da hani büyümenin alt kırılımlarını gösteriyor. Örneğin Kohl's'un hisseleri açıklandı. Diğer perakende zinciri %12 değer kazandı ki elektronik eşya satan Best Buy hisseleri de %9 düştü. Bu bir gün içinde oldu. Ancak bir başka datada dün gelen bu perakende devleri iyi bilanço açıkladılar. İşte resesyona girmez denilen Amerika makroekonomik veri tarafında dayanıklı mal siparişleri datası geldi. Nisan ayında 0.4 puan arttı. Ancak piyasa beklentisinin altındaydı. Bu da bir miktar kaygı yarattı. Dolayısıyla ikinci 6 aylık periyoda bakıldığı zaman yılın ikinci ayında resesyon ihtimalinin biraz daha kuvvetli olduğunu söyleyebilir miyiz Tonguç Bey şimdiden? Yoksa birazcık daha data mı görmek isteyecek sizce FED? Ben şimdi gözle görülen şu. Evet, bilançoları söylüyoruz. Yani bu bizim için de belki benzer bir şekilde olacak. Şimdi geriye dönük, yani Ocak, Şubat, Mart ve Nisan'ın belki ortalarına tekabül eden dönemleri açıklayan verilerde ben hatta Nisan sonuna kadar da sıkıntı görülmemesinin zaten biraz Fed'i, yani gerçi Amerika'da bir negatif büyüme gördük, onun haricindeki tüm verilerde Fed'i biraz yanıltabileceğini veya şimdilik bir böyle hani çok riskli bir senaryoyu piyasaya vermeyelim söylemi içinde olmalarına neden olabilir. Ama özellikle Mayıs dataları sonrası, yani Mayıs, Haziran ve Temmuz'daki gerçekleşmelerin biraz daha alt kırılımlarda ekonominin eğer gerçekten o yavaşlama sinyali gelmeye devam ederse, yani geriye doğru değil de ileriye doğru baktığımız dönem için, işte o zaman söylemler de değişecektir diye tahmin ediyorum. Evet, Tonguç Bey, son bir cümlede şu süper bono ile girelim çünkü Özgür Bey'i de birazdan ağırlamış olacağım izninizle. Burada Sayın Bakan Kurum Çevre Bakanı bir açıklama yaptı. Diyor ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kira fiyatları düzenlemesi ilişkin kira fiyatlarına bir düzenleme altına alacak çalışmayı 10 gün içinde açıklayacağız. Bu süper bonon özellikle çıktıktan sonra konut talebini düşürebileceği noktasında bazı uyarılar da vardı. Dolayısıyla böyle bir adım sizce konut sektörüne yönelik çalışmadan sonra mı gelir? Bunu mu bekliyorlar? Böyle bir adım gelecek mi ve borsa etkisi ne olacak? Çünkü borsada anlaşılıyor ki böyle bir adımı beklentisi var. Çok temkinli giden bir borsa var. Bir yükseliyor, bir düşüyor. Ben diyorum ki Mehter takımı formasyonu. Hani bir bakıyorsunuz bir düşüyor, beş yükseliyor ama genel olduğu yerde de sayıyor aslında. Ne dersiniz? Vallahi tabii ne zaman neyi düşünerek açıklayabilecekler, böyle bir ürün var mı? Hani bunları belki ben... Belki de yok değil mi? Olmayan şey üzerine tartışıyoruz. Yani tahmin edemiyorum ama şunu söyleyebiliriz. Eğer yüksek getirili bir bonoya da tahvil, kupon ödemeli ya da değil, enflasyona işte desteklenmiş veya işte biraz kanalize edilmiş bir ürün çıkacaksa bu bir alternatif olarak borsayı da tabii ki kuru da ve belki konut piyasasındaki fiyat artışlarını da etkiler. Ama ne kadar süre etkiler? İşte o da ondan sonraki süreçte neler olacağına bağlı. Dolayısıyla bir alternatif olursa kesinlikle bu üç pazarı da negatif etkileyeceğini düşünüyorum. Tonguç Bey çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. İyi mesailer diliyoruz efendim size ve ekibinize.